Doğru. Siz de hakkınızı ediyorum. Evet, sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Şunu. Evet, sen. Evet. 18 Aralık 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti adıyla ülkeniz ilk uluslararası anlaşmasını Macaristan ile imzaladı. Bunun 100. yıl dönümünde yani 18 Aralık 2023 tarihinde de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı Macaristan'da yapıldı. Bu şu anlama geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinenizin yarısı Macaristan'a gitti ve önemli görüşmeler yaptı. Aynı günde 18 Aralık tarihinde Türk-Macar Kültür Yili açılışını gerçekleştirdik. İki Cumhurbaşkanı ve bizim Başbakanımızın katılımıyla. Bundan sonra 2024 sırasında Türkiye'de Macaristan'ı tanıtacak olan 100 adet kültür faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Bununla paralel olarak da Türkiye, Macaristan'da Türkiye'yi tanıtacak olan 100 adet kültür faaliyetini gerçekleştiriyor. Bu ikili ilişkilerimizde ve özellikle halklar arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası. Çünkü yeterince kadar birbirimizi hala tanımıyoruz. 2024 senesinde Türkiye'ye 100 adet kültür faaliyetini getiriyoruz. Ve bunu sadece İstanbul'a ve Ankara'ya getirmek istemiyoruz. İzmir, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Çorum'da olacak bu programlar arasında. Bu bizim için çok önemli çünkü her yerde Macaristan'ı Türk arkadaşlarımız tanısınlar istiyoruz. Gerçekten zengin bir kültürümüz var ve Türk kültürüyle de birçok noktada bağımız var. Bunları da hepinize tanıtmak istiyoruz. Genel olarak zaten Türkiye ve Macaristan arasındaki siyasi, ekonomi ilişkileri gerçekten çok iyi durumda. Bunun için kültür sadece katkıda bulunabiliyor. Büyük bir merakla bekliyoruz bu seneyi. Efendim? 2023 senesinin sonunda da stratejik seviyesindeki işbirliğimizi geliştirilmiş stratejik seviyesine yükselttik. Bu çok nadiren olan bir seviye ve iki ülkenin gerçekten iyi bir şekilde işbirlik yaptığı anlamına geliyor. Küresel siyasette ve küresel güvenlik konularında da işbirliğimiz gerçekten iyi. Çünkü problemleri çıktıkları yerde çözme anlayışıyla hem Türkiye hem Macaristan'da hareket ediyor. Uluslararası kuruluşlarda da NATO olsun, Avrupa Birliği konusundaki yolunuz olsun veya belki de Türk Devletleri Teşkilatı da olsun, işbirliğimiz iyi. Ortak projelere imza atıyoruz ve birçok konuda hemfikiriz ve beraber hareket etme kabiliyetimiz var.